Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ben Geylan Hoca, değerli lise 3 fen bugün 7. ders matematik dersine sizinle beraberiz. Bugün ele alacağımız konu doğal logaritma. Lise 2'de logaritmeti şöyle tanışmıştık. Eğer bizde bir fonksiyon olsaydı y a üstü x olsaydı. Şunun logaritmasını bulmak için ne yapmamıştık? X eşittir log tabanı a y üste gelmiştir. 5-2 lisede şunu şöyle tanımıştık. Ama bugünkü konumuz, işimiz olduğumuz lin ve eyledir. Doğal logaritmanı bu ikisiyle tanışmış olacağız. Bu derse girmeyenin önce bazı notlarımız var. O notları bilmeniz lazım. Not. Eğer bir soruda in x üstü olduysa şunu üstten kurtarmış olalım. Nereye? Neni yan tarafa getirelim. Yani lin'in önüne. Ne? Lin x olur. Tersi de doğrudur. İkinci nota, eğer soruda e olduysa üstü l olduysa lin hemen eşittir. Bunun değeri 1'dir. Üçüncü notumuz, n'in değeri bizde 2.71. Şu üç notu bilmeniz lazım. İşimiz kolaylaşsın. Örnek çözerek veya alıştırma. Peki birinci tarifi ele alacağız. D eksimiz olduysa burada da lin u. U burada fonksiyona delalettir. Eşittir. Şuradaki fonksiyonu aşağıya alacağız. 1 bölü u. Yan tarafta da aşağıdaki aldığımız fonksiyonun türevini alalım. D u d x. Şu birinci tarifti. Şuna göre bir örnek alacağız. Örnek 1. Y eşitti veya f eksi yazabilirsiniz. Lin 3 x kare artı 4. Şimdi şu fonksiyonu doğal logaritmaya çevirelim. Tarife göre. Buradaki türevini işaretini alalım, yazalım. Buradaki fonksiyonu nereye? Aşağıya. 1 bölü 3 x kare artı 4. Aynı tarife göre yaptık. Şimdi aşağıdaki fonksiyonun türevini alalım. 3x'in türevi kaçtır? 6x. Şimdi bura 1 bırakalım. Eşitti. Pay paya, payda paydaya. 6x 3x kare artır 4 olur. İkinci y eşittir lin 3x. Tarife göre şunun türevini yazalım. 1 bölü 3x. Şunu aşağıya aldık fonksiyonu. Şimdi türevini alacağız. 3x'in türevi 3'tür. Şimdi şu 3'ten 3 gider. Eşittir 1 bölü x kalın. Başka bir örnek alalım. Y eşittir lin x bölü 4. Şimdi olduysa şöyle,
Ne yapalım? Şunu aşağıya alalım. Türevimi yapalım. 1 bölü x bölü 4. Eğer aşağı sabit olursa şunu nereyin türevini alık? Sadece payın türevini alık. Çarpı 1 bölü 4. Peki şunu yukarıya aldıysak ne olur? Payı aşağıya, payı yukarıya çıkar. Yani ters iş olur. 4 bölü x çarpı 1 bölü 4. 4'ten 4 gider. Eşittir 1 bölü x elde kalır. Dördüncü örnek. Şu örneğe iyi dikkat edelim. Y eşittir. Lin x üstü 4. Peki. Tariften verdiğimiz nottan biraz önce ne demiştik? Eğer burada üst olursa şunu yan tarafa alırım. Şu fonksiyonu yeni yazarım. Yeni baştan. 4 şuraya gelir. Lin x yalnız kaldı. Şimdi türevini alalım. 4'e indirelim. 1 bölü x çarpı x'in türevi 1'dir. Eşittir 4 bölü x. Başka bir örnek alalım. Örnek 5. Şu örneğe biraz dikkat edelim. Y eşittir lin x tümü üstü 3. Buradaki parantezin üstü 3'tür. Bu durumda ne yapmalıyız? Y eşittir. Nasıl türevini alayım? 3 yan tarafa gelir. 3 lin x 3'ten 1 çıksın 2 kalır. Şimdi bu durumda ne yapalım? İç türevini alalım. İç türevi nasıl olur burada? X'i aşağıya tarife göre. Buradaki x'i aşağıya. Peki şunun türevi kaçtır? 1'dir. Eşittir. Şimdi buraya 1 bırakacağım. Paya, paydaya. Şimdi 3 çarpı 1, 3 yapar. 3 in x üst 2 bölü x olur. Bir daha tekrar ederim. Şimdi buradaki lin parantez var, üstü var. Şu nasıl alalım? 3 aşağıya türevi yapılır. 3'ten 1 çıktıysa 2 kalır. Tamam. Şimdi buradaki doğal logaritmin lini nasıl türevini alalım? Önündeki fonksiyonu aşağıya aldım. Onun da türevini aldım. Sonra sadeleştirdik. Peki. Başka bir örnek alalım. Y 6. örnek. Y eşittir. 1 lin 1 bölü x üstü 3'tür. Burada lin dışarıda. Bizi ilgilendirmez. Buradaki ne yapmıştık burada? Parantezin üstü 3'tür. Ama buradaki fonksiyonun üstü 3'tür. Bu durumda ne yapmalıyız? Şu fonksiyon parantezden kurtarmış olalım. Y eşittir. Şurası küptür. Ne? 1 bölü x üstü 3 olur. 3 sefer 1 bölü x çarpı 1 bölü x çarpı 1 bölü x ne yapar? 1 bölü x üstü 3. Şimdi şunu yukarıya alalım. Y eşittir. İn x eksi 3 olur. Buradaki fonksiyonu üste aldım. Şimdi burada türevini alalım. Burada üst var bizde. Üstüne yapalım.
Aşağıya alalım. Hele türevini yapmayanın önce. Peki, şimdi buradaki fonksiyonumuz üstü oldu. Not vermiştik. Eğer üstü olursa ne? Yan taraf. Fonksiyonu yeni baştan yazarım. Y eşittir. Eksi 3 lin x kal. Şimdi fonksiyonumuz yerinde oturmuş. Türevini alalım. Eksi 3 1 bölü x. X'in türevini alalım. 1 eşittir. Eksi 3 bölü x. Şimdi başka bir tarife geçelim. İkinci tarifimiz olsun. Eğer d eksimiz var. Burada e var. E'nin ne var? Üstü var. Üstünde fonksiyon var. Eşittir. Şunun türevini aldıysa aynen. U ne kalır? D U D X. Yani şunun üstünün türevini alırız. Örnek verelim şu tarife göre. Örnek 1. Y eşittir. E x kare artır 3x artır 4 eksi 4 olsun. Peki. Şimdi aynen tarife göre yapalım. İşaretimi yazalım. Buradakini tekrar yazalım. E x kare artı 3 eksi 4 mesela. Şimdi burada neyim var? Bunun türevini alalım. Burada parantezim atalım. X kare 2 eksi olur. Artı 3. Şöyle tarife göre yaptı. Başka bir örnek alalım. Y eşittir. Şimdi burada tan x var bende. Şimdi türevini aldıysak aynen n'i yazalım. Tan x. Şunun türevini aldıysak S, E, C kare eksi olur. Başka bir örnek alalım. Y eşittir. X küp E eksi. Şimdi bu şu örneğe iyi dikkat edelim. Buradaki fonksiyonumuz iki fonksiyondan olur. Arasında ne var? Çarpı işlemi. Peki çarpı olduysa ne yapalım? Birincini indirelim, ikincinin türevi. Artı ikincini indirelim, birincinin türevi. Yapalım. Y eşittir. X üstü 3'ü indirelim. Şunun türevini alalım. Burada ne var? Ex tarife göre yapalım onu. İndirelim şunu. Endirdik. Şunun üstünü türevini alalım. Eksin türevi 1 olur. Artı. İkincini endirelim. Endirdik. İkinci fonksiyon. Kimin türevini alalım? Birincinin. 3 x kare olur. Şimdi düzgün şekilde yaparım şunu. X ex artır 3 x kare e x. İstersen de daha sadeleştirelim. E x'ten ortak alı e x'i. Bir de kim var bizde en düşüğü? X karedir. Burada x kareni böldüyse 1 kalır. Şuradan da şu gider.
Arttır. 3 x kare bölü x kare sadece 3 kalır. X kare bölü e üstü x bölü e üstü x sadece 1 kalır, yazılmaz. Umarım anlamış oldunuz. Şimdi üçüncü tarifi alalım. D olduysa bizde burada A var. A kimdir? Sabit sayı. Sabit sayının üstü olduysa eşittir. Aynen onu yazalım. Bir de türevini alalım. Sabit sayını yan tarafa getirelim. Şuna iyi dikkat etmeniz lazım. Burada bir doğal logaritim var. Burada da 6 var. 6 nedir? Tabanı sabit sayıdır. Üstü fonksiyondur. Aynını yazarım. Yukarı tarafının türevini alalım. Sonra lin yazarım. Sabit sayını getirelim nereye? Linin önüne. Örneği. Y örnek bir olsun. Y eşittir 3 2x eksi 5. Şuraya bakalım. Sabit sayımız var. Türevini aldıysak aynı kendisini yazarım. 2x eksi 5. Şimdi şunun türevini aldıysak 2x'in türevi kaçtır? 2'dir. Sonra ne yapmalıyız? Lin'i getirelim. Lin. Burada kim var sabit sayımız? 3'ü de yan tarafa getirelim. Başka bir örnek alalım. Örnek 2. İntegral 5 in 3 e örnek 2 alalım. Peki y eşittir 5 sabit sayı, üstünde ne var? Sin x. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada sabit sayımız var. Türevini yazalım. Aynı kendisini yazalım. 5 sin üstü x. Şimdi buranın türevini aldıysa sinin türevi bizde nedir? Kosindir. Kosin x alalım. Buranı indirdik şuraya. Sonra kimi getirelim? Lin. Burada ne var? Sabit sayını linin önüne alalım. Şimdi alıştırmadan bir alıştırma alalım. Alıştırma 4. 5'te. Şu alıştırma var bizde. Y eşittir 9 kök x. Burada sabit sayımız var. Üstüne var? Kök do x var. Şimdi ne yapalım? Çözelim bunu. Y eşittir. 9'u yazalım. Şu kökten kurtaralım. X 1 bölü 2 olur. Şimdi tarife göre yapalım. Şunun türevini alalım. Aynen 9 x 1 bölü 2'yi alalım. Şimdi buradaki sayının türevini alalım. 1 bölü 2 x şu aşağıya gelir. Birden 2 çıksın. Eksi 1 bölü 2. Sonra ne yapalım? Lini getirelim. Burada sabit sayım var. Yan tarafa alalım. İstersen daha düzgün şekilde yazabilirsin şunu. Eşittir. 9 x şunu aslında çevirelim. Sonra burada lin 9 var.
Şu da eksidir. Aşağıya alalım. Peki aşağıya aldıysak 2 eks 1 bölü 2 olur. Umarım anlamış oldunuz. Şimdi de dördüncü tarifi ele alacağım. İntegral var. E üstü u yani fonksiyondur. D u eşittir. E u artı c. Niye c ile yazdık burada? Belirsiz integral olduğu için. Eşittir. Örnek vereyim. Şimdi x integral x e üstü x kare. Burada da dx'im var. Şimdi bunu düzgün şekil yazalım. Burada fonksiyon üstü varsa burada da yan tarafta x'im var. Bunun ne anlamı gelir? İç türevim var. Şunu düzgün şekilde yazarım. A x kare eksi getirelim nereye? Dx'in tam yanına. Şimdi düzgün şekil yazalım. Peki şu fonksiyonum var, üstü var. Burada da fonksiyon var. Şunun türevini aldıysa 2 eksi olur. Burada 2 var, eksi var, tamam eksi var. Ama kim yok? 2. Şuraya 2 eklerim. Buraya eklediğin zaman ki yan tarafına 1 bölü 2 eklerim. Belirsiz integralların kurallarından birisidir şu. Şimdi integralım yerinde oturmuş. Ne yapalım? Derhal gelelim nereye? İşlem yaparım. 1 bölü 2 aynen e x kare artır c yazalım. Bir daha tekrar ederim. Şimdi burada x var. X üstü kare var. Şimdi düzgün şekil yaparım. Burada fonksiyon üstü var. Buradaki eksi de x'in yanına getirelim. Burada x var. Burada da üstü var. Yere bu ikisi türevi şunu tutsun. Türevini aldık. 2 eksi oldu. Burada x var. Tamam var. Ama kim yok? 2. 2 ekledik buraya. İntegralın yan tarafına ne olur? Tersini ekleyelim yani 1 bölü 2. Şimdi integralim yerinde oturmuş. Tarife geçelim. 1 bölü 2 indirelim. Burada da kendi doğal logaritmini e eks üstü 2 indirelim. Artır c. Bir alıştırmaya geçelim. Aynen 4 3'te bir alıştırmamız var. 4 5 pardon. Oradaki ikinci alıştırmadır. İn 5 in 3 var. E 2 eks. Ne yapmışı? Şunu vermiş. Ne yapalım şurada? Çözelim bunu. Şimdi buradaki integrala e'ye bir bakalım. Tabii burada da dx var, unutmayalım. Şu integralı iyi bakalım. Burada 2x var. Burada sabit sayımız var 1'dir. Ama 1 yazılmaz. Peki şunun türevini aldıysak 2x'in türevi eşittir 2 olur türevi. Peki burada 1 var. Ne yapalım? Şunu yeni baştan yazalım. Eşittir. İn 5 in 3 e 2 x bura 2'yi eklerim d x şunun türevini aldık burada ne yapalım tersini eklerim integralın kurallarına göre çözdük şimdi burada integral alalım peki burada türev oturmuş yerinde. E de var bizde. O zaman 1 bölü 2 integral e 2 eksi alalım.
kurala göre, ama burada belirli integraldır. İn 5, in 3. Geçelim başka yerde çözmeye. Umarım anlamış oldunuz. Eşittir 1 bölü 2 e 2x integralın üstü lin 5 lin 3. Şimdi bir sefer lin 5'i alacağım, bir sefer lin 3'ü alırım. Nerede x varsa şunları dağıtırım. Eşittir 1 bölü 2 e 2 in 5 eksi e 2 in 3. Ne yaptık şurada? Lini dağıttık içeriye. Bir sefer lin 5 aldık, bir sefer de lin 3'ü eksilme işleminde yaptık. Şuna iyi dikkat edelim. Tarife göre. Burada ne demiştik? Eğer bizde üst varsa ne yaparım? Üstü dışarıya alırım. Ama şimdi burada tam ters işi yapacağım. Niye? Göreceğiz şimdi. 1 bölü 2 e in 5 üstü 2 oldu. Eksi. Aynı şunu da yapalım. E in 3 üstü 2 kapatalım. Şunu niye yaptık? Derse girmeyeden önce tarifini öğrenmiştik. Not vermiştik. Notta ne demiştik? O notta şimdi sizi hatırlatalım. Burada x'imiz üstü olduysa yan tarafa alardık. Aynı şöyle. Şimdi ters işini yaptık. Bundan ne amacımız var şu işi yapmaktan? Şunu elde etmektir. Şimdi buraya gelelim. E üstü ne yalnız kaldı? Niye öyle yaptık? Burada L üstü olduysa E'nin lin eşittir kaçtır? 1 olur. Gelelim şuraya 1 yazalım. 1 bölü 2. Şimdi burada 1 oldu. Peki. Şunun değerini hep tekrar yazarım. Ne? 25. Kaçtır bu? 5 çarpı 5 anlamında gelir. Eksi. E. 3 çarpı 3. Ne? 9. Şimdi buradan kurtar olmuş olalım. Şu 1 sayılır bizde. Ne demiştik tarih notta biraz önce? 1 bölü 2. Burası 1 ise derer 25 yazarım. Eksi. Burada da aynen 1 olur. Bu ikisi de her ikisi de 1 olur. Sadece 9 kalır. 1 bölü 2. 9'dan 25'ten 9 çıksın. 16 eşittir. Burada 1 var. Burada 8 var. Eşittir. İşlemimiz 8'i bulduk. Umarım anlamış oldunuz. Şimdi aynı alıştırmadan bir alıştırma var. G alıştırması. Şuna iyi dikkat edin. İntegral 4'ten 1'e e kök x üstüdür. Aşağıda da 2x dx var. Şimdi şu alıştırmaya iyi dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada kök var. Bir de payda var. Burada da aynı kök var. Ne yapmalıyız burada? Bundan kurtar olmamız lazım. Şimdi dikkat edelim ne yapacağım. 4 biri de aşağıya aldık. Şimdi buradaki n'i yalnız koyalım.
tarife göre. Şunu yan tarafa çekelim. Ne olur çektiysek 1 bölü 2 d eks oldu. Burada paydadan kurtarmış olduk. Şimdi tarife göre e yalnız kaldı. Şimdi isterseniz kökten kurtaralım. Tekrar yazalım. 4, 1, e, x, 1 bölü 2, 2, x, 1 bölü 2, d, x. Şimdi burada ne yapmalıyız? Burada fonksiyonun üstü var, yan tarafta da fonksiyonumuz var. Yani bunun iç türevi anlamına gelir. Peki, şunu türevin aldıysa, yani burada bir yerde 2 yazıyorum. Türevin alım. Şu aşağıya gelir. X. Ne olur burada? Eksi 1 bölü 2. Birden 2 çıksın. Bu kalır. Şimdi bunu paydaya aldıysak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Şu da aynı. Buradaki türevimiz bunu tutmuş. Yani ne anlamı gelir burada? Buradaki fonksiyonumuz tam türev ve iç türevi şudur. O zaman şundan şundan kurtaralım. Derhal integrale gidelim. E kök eksi yazalım tekrar. Diyor burada kare olduğu için işimiz kolaylaşsın. 4, 1'e. Bir sefer 4 alalım. Bir sefer 1 alalım. Şimdi e kök 4 eksi e kök 1. Ne yaptık? Bir sefer 4 aldım. Bir sefer 2 aldım. 1 aldım. Şimdi 4'ün karekökü kaçtır? E üstü 2. Şunun da eksi e olur bizde. Burada kaçtır? E üstü 1 olur. Şimdi istersen n'i ortak alalım. N'i ortak aldıysak burada üst ikili sadece e kalır. Eksi 1 olur bizde. Şimdi biraz önce notta vermiştik. N'in değeri kaçtır? 2.71. Şu N'in yerine yazalım. Burada da 2.71 eksi 1. Buradaki E'den de kurtarmış olduk. Şimdi eğer bunu açtıysak eşittir 2.71. Burada 2'den 1 çıksın. 1.71. Şunu şuraya taptıysak eşittir 4.63 yapar. Umarım anlamış oldunuz. Şimdi aynı alıştırmada 4, 5. alıştırmada K şıkkını ele alacağım. Eşit. Theta bölü 2. Burada da sıfırımız var. E var. Üstü cosin x. Yan tarafta kim var? Sin x de x. Şuna bir göz gezdirelim. Eşittir. Şimdi buradaki e var. Üstü kosayn. Burada da eksayn eksimiz var. Yani iç türevimiz var. Şunun türevini aldıysak kosaynın eksi sayn olur. O zaman buraya eksi eklerim. Burada eksi eklerim. Yani eksi theta bölü 2 sıfıra. Kim var burada? E kosayn x parantezi içine bırakırım. Eksi sayn x de x. Şimdi e'yi oturdu yerinde. Şimdi bu durumda ne yapmalıyım? Buradaki sayn'la kurtarmış olur. Derhal integrale geçelim. Eksini indirelim. E cosine x
Theta bölü 2. Burada da sıfırım olacak. Şimdi bir sefer theta bölü 2'yi alacağım. Bir sefer de sıfırı. Eşitti eksi e cosine f bölü 2 eksi e cosine 0. Eşittir. Peki burada theta bölü 2 yani bizde kaçtır? 90'dır. Peki cosine 90 ne yapar bizde? 0. Yani e üstü 0. Eksi. Burada cosine 0'ımız var. Su cosine 0 kaçtır? 1'dir. Eşittir. Her sayının üstü 0 olduysa harfte, her harfin veya sayının üstü 0 olduysa yani 1 olur bizde. 1 eksi e. Şu parantez açalım. Eksi 1 artı e. Düzgün şekilde yazabilirim onu. E eksi 1. Umarım anlamış oldunuz. Şimdi en son tarifi ele alacağım. Tarif 5. İntegral 1 bölü u. Yani buradaki fonksiyonumuz aşağıda var. D u eşittir. Ln u değer mutlak içinde artır c. Şimdi şu tarifi anlatalım. Burada fonksiyonum var. Eğer fonksiyonu burada üstü 1 ise yukarıya aldıysam onu eksi 1 olur. Peki iç türevi de olduysa tuttuysa eksi 1'e 1 eklesem 0 olur. Yani bu 0 olduğu zaman ne yaparım? Bir işe yaramaz bu. Değeri belirsiz olur. Onun için buradaki fonksiyonu değer mutlaka alacağım. Şuna bir örnek verelim. O örneğe göre daha iyi anlamış oluruz. Şimdi burada integral var. 3x kare x küp artır 1 dx. Şundan bahsetmiştik. Peki, şuna bir dikkat edelim. Buradaki fonksiyonu bura üstü 1'dir. Şunu yukarıya aldıysak mesele yapalım şunu. Eşittir. X küp artı 1. Ne olur burada? Eksi 1 olur. Şunu da yan tarafa getirelim. D x. Şunu aynı bu şekilde yaptım. Buradaki 1'i yukarıya aldıysak ne olur? Eksi 1 olur. Şunu da yan tarafa getirdiysek. Şimdi burada fonksiyon var. Üstü var. Burada da ne var? Bir başka fonksiyon. Bu iç türevdir. Şunun iç türevini aldıysak 3x kare. Doğru. Tam birbirini tutmuş. O zaman integral aldıysa şuna bir eklesen ne olur? 0 olur. İyi öyle integral olur mu 0? O zaman şu alınmaz. Ne yapalım? Buradaki bu işlemde hemen bu tarife gidelim. Eşittir. Yani şunu komple bir çizgi vuralım. Yanlış. Ne yapalım? Şunu tarife. Lin. Kimi alırım şuraya? X küp artı 1 artı C. Umarım anlamış oldunuz. Yani buradaki fonksiyon yukarı aldıysam eksi 1 çıkar. Peki eksi 1 artı 1 eklesek 0 olur. İntegral ne yaptık o zaman? Hiçbir işe yaramadı. Ne yaparım bu durumda? Giderim kendi tarifimi getirelim. Lin aşağıdaki fonksiyonu değer mutlakına yerleştirelim. Artır c. Şimdi yine dördüncü, dört, beşinci alıştırmaya giderim. İkinci soruda neyimiz var? 5 şıkkıda. İntegral burada 3 sıfıra
1 x artı 6 vermiş dx. Aynen işlem. Şimdi bura parantez koyalım 1. Yukarıya aldıysak eksi 1 olur. Yine bize bir işe yaramadı. O zaman ne yapalım şunu? Hemen inin içine alalım onu. Eşittir. Lin x artı 1. Ama burada bizde ne var? İntegral belirli integraldı. O zaman şunu parantezin içine alalım. 3, 0. Şimdi bir sefer 3'ü kullanırım. Eksi 0'ı kullanırım bir sefer. Eşittir. Lin 3 artı 1. Şunu kapatalım. Eksi lin 3 0 artı 1. Bir sefer 3 yaptık. 3 artı 1. Bir sefer de 0 artı 1. Şunu çözelim. Lin üstü lin 4 olur. Eksi in 1. Eşitti. Şundan kurtar olalım da küçük bir sayıya düşürelim ki üst 2 yapalım. Eksi. Buraya gelelim. Her inin değeri 1 ise eşit olur neye? Sıfıra. Şimdi buraya gelelim. Buradaki 2'yi yan tarafa alalım. Verdiğim nota göre burada üstten kurtarmış olurdum. Lin 2. Umarım anlamış oldunuz. Bir örnek alalım. Şimdi örneğimizde integral cosine x 1 artı sine x. Burada da d x'im var. Peki. Şunu aynen parantez üstü birdir. Yukarıya aldıysak eksi 1 olur. İç türevini aldıysak sine'in türevi cosine doğru. İyi ama burada eksi 1 olur. Ne yaparım bu durumda? 1 eklesek 0 olur. Hiçbir işe yaramaz. O zaman tarife göre giderim. Lin 1 artı sine değer mutlak içindedir. Artır c. Şimdi alıştırmaya giderim. Aynen 4, 5. alıştırma. İkinci alıştırma. H şıkkı. Oradaki alıştırma ne diyor? İntegralim var. Theta bölü 4. Aşağıda da theta. Eksi theta bölü 4 var bunda. Tamam. Burada sin kare var. 2 artı tan x de x. Şimdi şuna eğri bir bakalım. Buradaki paydada bu fonksiyonun üstü parantez eğer bıraktıysa ne olur bende? Üstü 1 olur. Yukarıya aldıysa eksi 1 olur. Peki eksi 1'e 1 eklediysek ne olur bu? Fonksiyonum 0 oldu. O zaman ne yaptım? Bir işe yaramadır bu. Peki bu durumda ne yapmalıyım? Şimdi tanın da iç türevi nedir? Seç kare tamamdır. O zaman ne yaparım? Tarife göre giderim. Lin değer mutlakı çi arttır. Tan x kapatalım değer mutlakını. Şimdi belirli integral olduğu için sayılarımı getireceğim en üstte. Theta bölü 4 eksi theta bölü 4. Şimdi bir sefer theta bölü 4 alın bir sefer de eksi. Nerede x varsa eşittir. İn değer mutlakı çi artır tan theta bölü 4 kapatalım. Eksi aynı linendirelim. 2 artır tan eksi theta bölü 4. Şimdi burada ne oldu?
her sayıları yerleştirdik yerine. Şimdi çözelim şunu. İn 2'ye indirelim. Arttır. Theta tan theta bölü 4 45'tir. Tan 45 ne kadar? 1 yapar. Şunu kapatalım. Eksi lin 2. Burada eksi olduğu için ne yapmalıyım burada? Eksi 1 olur. Eksi 45 yani eksi 1 olur. Tan eksi 45 eksi 1 olur. Şimdi çözelim bunu. Lin 3 olur burada. Eksi lin 1. Ne demiştik? Lin 1 olduysa yani bunun değeri 0'dır. Eşittir lin 3 eksi 0 eşittir lin 3. Umarım anlamış oldunuz. Değerli öğrencilerimiz, bir gün dersim sona erdi. Umarım iyi anladınız. Gelecek ders için görüşmek için şen ve esen kalın.